Gül yüreklim, hayatta tanıdığım en güzel insan, teşekkür ederim her şey için. Tam dünyanın kulu olacakken maşukum karşıma sizi çıkardı. Hamdolsun demeyi öğrettiniz bana. Pirim, ben hayatımda hiçbir zaman böyle güzel insanlarla tanışmadım. Hep iki yüzlü insanlardı. Şimdi bunları dinleyen insanlar bu insanlar hocaya resmen tapmış diye düşünebilir. Sadece şöyle düşünüyorum. Bir Allah'ın kulu bile bunları yaşamadan kabullenemez, inanmaz. Sadece 5 dakika gelip dursalar oracıkta, yanınızda neyin ne olduğunu anlayacaklar. Sizi gerçekten seviyoruz. Lakin şunu da biliyoruz ki bizim size olan bu sevgimiz sizin üzerinizden asıl gitmesi gerekene gidiyor. Yani aşık olmaya çalıştığımız maşukumuza gidiyor. Hamdolsun bunları bilmek ve yaşamak o kadar güzel ki, sevgi, aşk o kadar güzel ki, 16 yaşında olmama rağmen bu aşk bile az geliyor. Teşekkür ederim, ellerinizden öperim. Bir de sorusu var efendim. Sorum, vedalaşırken Allah'a amanet olun diyoruz. Biz zaten onun değil miyiz? Bu söz ne kadar doğrudur? Teşekkür ederim. Gönlümüzdesiniz, selametle. Allah razı olsun. Eğer 16 yaşındaki biri bu kadar güzel şeyler söyleyebiliyorsa, bu kadar güzel anlamışsa, mutlaka bunun bir sebebi olmalıdır. Her ne olursa olsun, kulünü kendine davet eden Allah'tır. Bir şekilde öğreten Allah'tır. Mesele kulun onu kabul edip etmeme meselesidir. Evet, kabul edince böyle olur. Böyle muhabbet halinde olur. Böyle Rabbini sever. Daha doğrusu böyle Rabbinin sevgisine layık hale gelir. Ama bakıyoruz mesela, gelmiş 70 yaşına, 80 yaşına, imandan haberi yoktur. Aşktan, muhabbetten haberi yoktur. Abdiyetten, kulluktan haberi yoktur. Kardeş olmaktan haberi yoktur. Daha Allah'ın rızasını, sevgisini nereden kazanacağını bilemiyor. Anlamamış. Ne öğretilmişse onu almış. Ama bilelim ki Allah mutlaka ona da bir yerden bir mesaj gönderip, biriyle mesaj gönderip onu kendine davet etmiştir. Ama o davete icabet etmemiş. Başka şeyler tercih etmiştir. Eğer davete icabet etseydi öyle olmazdı zaten. Yazık etmiş kendine. İnsan Allah'ın huzuruna giderken haliyle, gönül haliyle gidiyor. Bütün kazandıkları üzerindedir. Kazanabileceği bu alemde tek bir şey vardır. O da imandır. Allah'a olan aşktır, muhabbettir, sevmektir. İnsan kıymetini, değerini sevgisinden alır. Neyi seviyorsa kıymeti, değeri de ona göredir. Şerefi de ona göredir. Eğer biri Allah'ı seviyorsa ona paha biçilmiyor. Onu bir tek Allah takdir eder. Rabbini seviyor. Rabbini her şeye tercih ediyor. İman, iman etmiş. Rabbi için seviyor. Evet. İnsanlar vedalaşırken Allah'a emanet ol diyor. Bu doğru bilir. Evet, bu doğrudur. Birbirimizi Allah'a emanet etmemiz gerekir. Peygamberler de öyle yapmışlardır. Hem kendisine iman edenleri Allah'a emanet ederken aynı şeyi evlatları için, aileleri için söylerler. Allah'a emanet ediyorlar. Neden doğrudur? O zaten Allah'a emanetiz, bu doğru. Ama birbirimizi emanet etmek başka bir şeydir. Bu bizim onlar için olan duamız olmuş olur. Olur ki bir yerde o Rabbini unutur da bizim duamız devreye girer. O Rabbi ile beraber olduğunu hatırlar. Birbirimize duamız olmuş olur. O zaten öyledir. Nedir bir de mesela? Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd zaten Allah'a mahsustur ama bir de bizim hamd etmemiz vardır. Biz de hamd ediyoruz. Biz hamd etsek de etmesek de zaten hamd ona mahsustur. Hamd etmekle biz onunla, o hamdimizle şerefleniyoruz. Rabbimize yakın olmuş oluyoruz. Hamde layık olana hamd etmiş oluyoruz. Evet.
şerefi, kıymeti biz kazanıyoruz. Aynı şekilde birbirimizi Allah'a emanet etmek de aynen öyledir. O zaten öyledir. Bir de bizim, bir de dua ettiğimiz, Allah'a emanet ettiğimizin bizimle beraber, Allah ile beraber olması söz konusudur ondan.